Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda vahiy ve ilham arasındaki fark veya farklar nelerdir? Bunu ele almaya çalışacağız. Vahiy, Allahu Teala'nın peygamberleriyle konuşması, ilham ise Cenab-ı Hakk'ın seçkin bazı kullarıyla konuşması şeklinde ifade edilebilir. Her ne kadar ayrıntılarında biraz daha farklılıklar olsa bile ana hatlarıyla böyle ifade edilebilir. Bu açıdan baktığımızda eğer ıstılah anlamında kullanacak olursak vahiy peygamberlere has bir olaydır. Allah insanlar arasından seçmiş olduğu bazı seçkin kullarıyla konuşmaktadır. Biz buna vahiy diyoruz. Allahu Teala'nın başka seçkin kulları da var ve Allahu Teala onlarla da konuşuyor. Onlara da bir takım manaları ilka ediyor. Buna da ilham diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Şuara suresinin 192. ayetinden 196'ya kadar bu ayeti kerimeler bize vahiy ile ilhamın adeta farklarını anlatıyor. Ben bunu bugün arz etmeye çalışacağım. Ve innehu letenzilu rabbil alemin. Şüphesiz o Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir kelamdır. Nezele bihir ruhul emin, onu emin ruh olan Cebrail indirmiştir. Ala kalbike, ey peygamber, senin kalbine litekune minel münzirin, uyaranlardan olman için bilisanin arabiyyin mubin, apaçık Arapça bir dille. Bu ayetin kısa meali, tabi sadece bu mealden vahiy ilham farkını belki de izleyenlerimiz bir anda fark etmeyebilirler. Ama biraz ayrıntılara girdiğimizde herhalde bu görülecektir. Ve bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Ayetlerin meali adeta denizin maviliği gibidir. Ama bu işin tefsirine girmek o denize dalmaya benzer. Biz şu anda önce mealini verdik, ardından da biraz dalmaya çalışacağız. Beraberce anlamaya gayret göstereceğiz. İşte peygamberimize gelen Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı. İlham ise Cenab-ı Hakk'ın kelamı olmakla beraber bütün alemlere bakmaz. İlham daha hususidir. Yani gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Allah'ın peygamberleriyle diğer konuşması üst düzeyden bir konuşmadır. Mesela bir padişahın diyelim bir başbakanla görüşmesi vardır. Bir de sıradan bir vatandaşla telefonla görüşmesi vardır. Başbakanla yapmış olduğu görüşme bütün ülkeyi ilgilendirir. Ama herhangi bir vatandaşla yaptığı görüşme özeldir, hususidir. Demek ki Allahu Teala'nın peygamberlerle konuşması bütün alemlere bakıyor, bizi de ilgilendiriyor. İşte önümüzdeki Kur'an-ı Kerim peygamberimize indirilmiştir. Ama biz de aynı zamanda Kur'an'ın muhatabıyız. Ve sanki o Kur'an doğrudan doğruya bize indirilmiş şekilde okuyabiliriz. Hem peygamberimize bir mesajdır hem de bize bir mesajdır. Ama diyelim Allahu Teala Hazreti Musa'nın annesine ilham etmiştir. Çocuğunu emzir, korkma, üzülme. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız demiştir. Buradaki ilham hususidir. Hazreti Musa'nın annesini ilgilendirir. Onun kalbini hoşnut eder. Acaba Firavun ve adamları benim çocuğumu yakalayıp öldürecekler mi şeklinde endişeli bir bekleyiş içindeyken Allah'tan gelen bu ilhamla çocuğunun kurtulacağını hatta ileride peygamber olacağını önceden öğrenmiş olur. Ama Hz. Musa'nın annesine gelen bu ilham bizi ilgilendiren bir olay değildir. Yani onun kendisini ilgilendiren bir olaydır. Bu açıdan bütün insanlığa evrensel bir mesaj ihtiva etmez. Özel bir mesajı sadece ifade eder. Demek ki Kur'an-ı Kerim ve diğer ilahi vahiyler, peygamberlere gelen ilahi vahiyler bütün alemleri ilgilendiriyor. Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur bunlar bütün alemlerle alakalı Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır. Ama ilham ise şahıslara hastır, onları ilgilendirir. Nezele bihir ruhul emin ve vahyin indirilmesinde emin ruh olan Cebrail görevlidir. Doğrudan doğruya Cebrail gelir ve peygambere bu mesajı getirir. Ama ilhamda Cebrail gelmiyor. Dolayısıyla burada da
Arada yine bir fark var. Vahide Cebrail doğrudan bir aracı olarak geliyor. Ama ilhamda ise bu tarz meleğin gelmesi, yani Cebrail'in doğrudan gelmesi söz konusu olmayabilir. Başka belki hiyerarşik sıralamada daha alt mertebede olan başka melekler gelebilir, bildirebilir. O ayrı mesele. Ama ilahi vahyin peygamberlere ulaştırılmasında üst düzey bir elçi seçilmiştir. Ve bunun da görevlisi Hazreti Cebrail'dir. Ve burada Cebrail'den Ruhul Emin diye bahsedilmiştir. O emin ruh Allah'tan geleni aynen almış, peygambere hiçbir şey ilave etmeden aynen mesajı getirmiştir. Ve ilahi vahyin iniş yeri kalptir. Ala galbike, senin kalbin diyor. Yani peygamberin kalbi. Ve peygamberin kalbi ilahi vahyi alabilecek kapasitededir. Başka bir kalbe gelmiş olsaydı başka bir kalp bu ağırlığın altında dayanamayabilirdi. Dayanmazdı. İnna senulki aleyke kavlen sakile. Bir başka ayette Cenab-ı Hak öyle bildiriyor. Ey peygamber, biz sana ağır bir söz ilka ediyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in o manevi ağırlığı bu şekilde ifade edilmiş. Kadri kıymeti çok büyük. Bütün alemlere bakan bir sözü sana ilka ediyor, kalbine bırakıyoruz. Veli olan bir zatın kalbi ise vahyi kaldıracak kapasitede değildir. Nasıl ki ampulleri düşünelim. Voltaj çok yüksek geldiğinde ampuller patlıyor. Kalp de o ampul gibi adeta. Ve normal bir insanın kalbi ilahi vahyi taşıyamaz ve kaldıramaz. İşte veli olan zatların kalbine ilham gelir. Bunu kaldırırlar. Ama yüksek voltajda tabiri caizse vahiy gelse onu kaldıracak kapasitede değillerdir. Öyle bir vahyi kaldırabilmek için peygamber kalbi taşımak lazım. Ve litekune minel münzirin, uyaranlardan olman için. Yani peygamberimiz gelen vahyi insanlara tebliğ etmekle mükelleftir. Diğer peygamberler gelen vahyi diğer insanlara anlatmakla, bildirmekle mükelleftirler. Ama örneğimizdeki Hazreti Musa'nın annesine gelen ilham başkalarını ilgilendiren bir olay değildir. Ve Hazreti Musa'nın annesi benim kalbime bu ilka edildi, gelin siz de bunu dinleyin demesi gerekmez. Veya genel anlamda söyleyecek olursak, veli olan bir zat benim kalbime şunlar ilham edildi, gelin siz de bunu dinleyin demesi uygun düşmez. Hatta mümkün olduğu kadar bu gibi hususi ilhamları setretmeleri, başkalarına bunları ifade etmemeleri edeben çok daha uygun ve münasip düşer. Demek ki peygambere gelen vahiy ona has bir bilgi değildir. O başkalarına bunu ulaştıracaktır. Zaten peygamber elçidir zaten. Resulullah diyoruz. Allah'ın elçisi. Allah'tan geleni alıyor. Kalbinde bunları hıfzediyor tabiri caizse. Kalbinde marifet olarak muhafaza ediyor. Başkalarına da bunları duyuruyor ve bildiriyor. Bilisanun arabiyyin mubin, apaçık Arapça bir dille. Bu da yine vahiy ilham noktasında önemli bir ayrımdır. Yani Kur'an-ı Kerim ve diğer ilahi vahiyler çok net bir şekilde gelmiştir. Gelen mesaj bellidir. Ama bu ilhamda ise gelen mesaj o kadar net olmayabilir. Mesela insan rüya görür. Rüyada sembolik bir dil vardır. Ve belki de o sembolik dille o insana mesaj verilmiştir. Ama bundan mesajın ne olduğu çok da net olmayabilir. Ama peygambere gelen ilahi vahiy ise apaçık bir mesajdır. Yani artık bellidir. Bununla ne kastedildiği bellidir. Bu şekilde baktığımızda, bir bütün olarak baktığımızda gerçekten de bu ayet-i kerimeler, ard arda gelen bu 4-5 ayet, ilahi vahiy ile ilahi ilham arasındaki farkı çok net çizgilerle ortaya koyuyor. Bir insan doğrudan Kur'an-ı Kerim'in mealini okuduğunda bu ayrımı görmeyebilir. Bu ayrımı görebilmek için biraz bir altyapı lazım. Vahiy nedir, ilham nedir, bunların mertebeleri nedir, bunları bilmek lazım. Bunları bildikten sonra insan belli bir altyapıdan sonra bu ilgili ayetleri okuyacak olursa daha iyi anlar ve çok daha iyi bir şekilde değerlendirebilir. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.